Ay kadınlar beni anlamıyor diyor. Offside mısın sen dedim. Kadınlar seni niye anlamaz? Ya Şerif abi de 87 yaşına kadar kendini anlatamadıysa bu saatten sonra hiç uğraşmasın. Latince gibi eski dillerin yanında yerini alsın. Sessizlik oldu, kız doğdu. Siz döndünüz mü eve, barıştınız mı? Hamişim, hadi dükkana gidelim. Daha hadi. Çok yapacak işimiz var bizim. Hadi Tahsin'cim gidelim. Bir dakika, bir şey yapabilirim. Hadi Tahsin'im gel. Baba, anne. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyecektim de ben bir dakikalığına. Bir bakar mısınız? Pardon efendim, bir liranız var mı acaba? En çok da Feyza'ya küsmüş diyorlar. Niye ki? O iki haytadan beklerdim ama kızımdan beklemezdim demiş Tahsin amca. Vallahi onlar da biraz ayıp etmiş ama. Vallahi Hamiyet yenge de evi terk etmiş. Ay yazık ya, Feyza çok üzülmüştür şimdi. Anam, yanıyorum. Ekmek ye. Acıymış ya bu, yandım. Allah. Sen ne yapıyorsun burada? Sana bakıyorum. Onu görüyorum. Yarın yazılın yok mu senin? Yazılan kötü alacağım. Neden? Alacağım işte. E çalışırsan olmazsın. O dersi yapamıyorum. İnsan isterse her şeyi yapar kızım. İstersem şunu da elleyebilir miyim? Şimdi zıplayacağım. Eğer lambayı ellersem yazılıyı da yaparım. Ama elleyemezsem yapamam. Bir, iki, üç. Bak, insan isterse her şeyi yapar kızım. Hadi bakalım şimdi odana. Önüne bak lan. Sende bir şey var Feyza, hayırdır? Ben mi bok yedim yoksa? Yok ya, babam. Babaya öyle şeyler söylenmez, çok ayıp. Hayır, yanlış anladın. Yani konu babam. Bildiğin çocuk gibi küstü adam bize. Ve ilk defa evlatlar arasında ayrım yapmadı, bana da küstü. Bak bak. Babam bana her hafta küsüyor Feyza. Bir keresinde bir akrabamızın annesi elden ayaktan düşmüştü. Annelerine bakıcı tutmuşlar işte. Babam bir sinirlendi. Ulan biz yere düşen ekmeği bile alır üç kere öper başımıza götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadını ne zaman öpüp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz, al bunu alamaz mısın, sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi. O da tezahürat zaten. Hiç belli etmezler ama çocuklarını sever babalar. Hayret edersin. Ben senin yerinde olsam tatlı bir özür diler. Bir de hediye yaptırır, adamın gönlünü alırdım. Sen ne kadar düşüncelisin. Yani sen öyle mi yaparsın? Babanla tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok, evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim. Ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar, dönerim eve. Ama sen bizim gibi evden kaçmazsın tabii. Sen bizim gibi misin Feyza? Sen farklısın. Vallahi mi lan? Farklı mıyım ben? Farklısın dedi. O zaman ben proteini keseyim. Allah Allah. Peder Bey'le biz nasıl barışacağız ya? Samimi ve içten özür dileriz. Bir de hediye alırız. Tamamdır. Yeter, final yap, yeter. Bunların ikisi de benim öz kardeşim ya. Feyza hayırdır? Senin bu saatte burada ne işin var abisi? Senin işte olman gerekmiyor muydu? Abi, kendimi işe güce veremiyorum. Hadi bitirelim şu işi. Allah Allah. Hediye mi? Pedere ne hediye olur ya? Duvarı mı boyasak kız? Ha? Doğalgaz faturasını mı ödesek abi? Anam, çöp vergisini mi versen kız? Zaten bende şu an veriyor. Ayağa kalk. Allah. Adamcağıza ne hediye alsak biz ya? Ya niye kasıyoruz ki? Gidip soralım. Ev alın babanız. Üstüme iyilik sağlık ya. Eh be anne, ne ettin sen? Çocukken gazetelerin verdiği, uğurlayıp yaptığınız karton ev var ya. Babanız onu hala saklıyor. Çocuklarım benim için kendi elleriyle ev yapmış diyor. Anne, ev bizim. Kirada oturmuyoruz ki. Bir yazlık alsanız fena mı? Hem ananız da sağlığına kavuşur. Benim hastalığım İstanbul'muş be. Kurtarın beni bu dertten. Ana, bu masanın altındaki Feyza'nın karakuris.
Anne. Bildiğin elini tuttum. Sen bu robotun üstüne can koyup sehpa mı yaptın? Sevmedim ben. Çaki gibi dolanırdı evde. Bunun başı nerede ya? Kalkın gidelim Allah aşkına. Pederi Bey'in arkadaşlarına sorarız. Sen beni var ya, onlardan daha az seviyorum. Kafam nerede? Kafan senin, doğuştan yok salak seni. Hadi. Feyza'yı zengin bir kocaya verin. 3-5 sıcak lokma girsin babanızın kursağına. Şerif amca, biz sıradan insanlarız. Mucize falan gösteremeyiz. Mümkün olan şeyler iste. Kuma getirin. Anneniz ikna ederseniz, kabullenirse değmeyin babanızın keyfine. Benim öyle evladım olacak. Öldüsün ölürüm lan. Torunumu sevmem, onu severim. Heh, işte öyle bir şey olsa anam alayımızı gömer. O zaman içinizden erkek olmayanınız evde anasını oyalasın. Siz babanızı mektebe götürün. Ben? Hayatta beceremem. Kesin bir pot kırarım. Zaten annem anlar. Govel govel konuşma kızım ya. Sen böyle bir şey yapabileceğimize ihtimal veriyor musun abisi? Şeref abi, ne diyorsun ya? Biz zaten sana niye sorduysak kalk kız. Hadi. Stajım kolay gelsin. Biz babayı alacağız da. Babaya hediye alacağız yani. Özel bir gün falan da değil. En iyisi nedir bu hediyenin? Yani insanlar babalarına ne hediye alıyorlar? Kardeş, hiçbir fikrim yok. Allah neden de hiç görmedim ki. Vay arkadaş, ülke babaları unutmuş ya. Babalara küskün bir nesil yetişiyor abi. Fark ettin mi? Tok esnaf olunca. Tok esnaf, tok. Paketledim. Buyurun. Post makinesi var değil mi? Var tabii ki. O zaman nakit ödeyeyim. Bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir. Gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. Siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz be adamın. Bir değil, iki değil. 3 hançer soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral. Aman, emekli mühendis. Tahsin'in su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be, bir kere. He. Babanız da sizden bahsederken lafı hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir kardeşim. Allah Allah. Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah, ne ticareti. Kailesizler. Adama zerafori dedim. İzledim o filmi diyor. Allah. Abilerim, bir hafta ben edebilir miyim? Tabii abisi. Çatır çatır yapıştır. Kız sen sus. Adamın serisini bozdun zaten. Ne kadar içinde kalmışsa artık adamın. İkiye kullanmış ismini koyarken. Metin Ali Feyyaz'ı ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şuursuz. Lan! Lan! Ne oldu? Metin Ali Feyyaz. Hastu ya pehlivan. Ne oluyor lan? Ya ne yapalım, evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Govel bu kız ya. Vallahi govel ya. Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? Evet. Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin Baba'ya, tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş. Adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Oh. Ya arkadaş ya, ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum, hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın, kalacaksın başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun, o kadar ateş. Geçen ay 1,5 ton odun yapmış. Bayağı yoğun bir işle. Ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldi. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil, abilik, abilik. Hmm. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. O zaman ben biraz odun getireyim. Şu işi bir konuşalım. Gol oldu. Çok yaşa. Karışma hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim. Dinlemiyorum ki. Abi, niye çağırdınız milleti kahveye? Ne bileyim lan. Hilmi abinin işleri işte. Anamı bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta
Üç yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle. Topladınız bizi, yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımlı olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak Hilmi, bu hareketinle senkronize hayır hak ediyorsun, kusura bakma. Arkadaşlar, beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eğri demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler, biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yolda mı bıraksaydım? Hı? Hayır! Bravo! Lan? Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar, bunlar bana babamızla barışmak için Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım, gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e, Metin'i, hop! Feyza'ya, Feyyaz'ı, hop! Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe! Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar, kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri, yani sizleri çağırdım. Arkadaşlar, ortaya tam 15.000 TL koydum. Allah Allah. Üç ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15.000 TL alacak. İki grup tamamlarsa 7.500'er 1.000 TL alacak. Şuna bakın lan, kendini kaybediyorsun. Neyim sen, ne aldık, devam et. Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5.000'er TL alacak. Şimdi minimumda 5.000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! O zaman kılıçsız D'Artagnan ve saz arkadaşları, adamlarınızı seçin. Ya! Öberi! Öptü seni. Eşi Seren! Ah. Al aldığını. Hilmi abi, yani Hilmi Bey. Vay şakal. Sezai abi. Oğuzhan. Teyze, beni seç, kafanı kırarım seni. Annem. Kartal. Hilmi, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın, 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomaliyatu! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu, baksana şuna. Ben düştüm, gel, gel. Metin! Hoppa! Ali! Feyyaz! Metin Ali Feyyaz! Metin Ali Feyyaz! Metin Ali Feyyaz! Evet A takımı, hazır mısın? Evet. Hedefimiz bu. Feyyaz uçar. Şu an nasıl göründüğünü bilmediğimiz için her şekilde olabilir. Mesela böyle bana özeniyor olabilir. Hastın. Niye gülüyorsun ya? Koskoca Ahmet Kural bile benim taklidimi yapmış. Allah Allah. Ya da bu şekilde Mehmet Gülsün'e özeniyor olabilir. Belki de bu şekilde Tarkan'a özeniyor olabilir. Olabilir. Yani son halini bilmiyoruz. Belki de yüz nakli yaptırdı. Her neyse. Asıl sorunumuz şu. Feyyaz nerede? Ona nasıl ulaşabiliriz? Şimdi fikirlerimizi fikir havuzumuza atacağız. Ne kadar saçma da olsa gülmek, dalga geçmek yok. Tamam mı? Tamam. Başla Feyza. Şimdi o zaman ben sesli düşünüyorum. Feyyaz'a ulaşmak için ben kadınlığımı, dişiliğimi ve seksapalitemi kullanayım diyorum. Ha! Ay hiç utanmadı bunlar söylerken Feyza. Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Bayağı bildiğin şoför ne malsin sen? Hani ya, hani gülmek dalga geçmek yasaktı? Espri değil miydi bu? Gerçekten ciddi fikrin miydi bu senin? Espriydi ya, güldük eğlendik, nasıl oldu, güzel oldu değil mi abi? Bilmiyorum. Tamam tamam, uzatma. Evet Hamiyet abla, senin fikir dağarcığında ne var? Ben diyorum ki, ben kadınlığımı, dişiliğimi, seksapelitemi kullanayım. Hmm, mantıklı, olabilir. Hilmi bunu sevdi.
Evet, o zaman başka bir fikriniz var mı? Ben aklıma geleni söyledim. Belki sizin aklınıza bir şey gelir. Mesela Feyyaz'ın babasını kaçırıp şantaj yapalım. Anlaşıldı. Başka fikir olmadığına göre ilk fikrimize geri dönüyoruz. Hamiyet ablanın dişiliğini kullanacağız. Bize. Bilinmeyen numaralar ara Feyza. Feyyaz Uçar'ın numarasını öğren. Bilinmeyen numaralar mı? Ya bu şapkadan tavşan çıkarma numarası nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Gerizekalı. Şaka yaptım, hemen inanıyorum. Salak! Seni ilk gördüğümde ölüm grubuna dahil olduğumu anlamıştım. Bunu gruptan at. Beş telefon. Bir, bir. Alo, Hilmi Feyyaz Uçar'ın numarasını istedi. Evet, Hilmi benim. Dinliyorum. Bas. 0-2-1-2-2-3-4-5-6-7. Nereye gidiyor lan bu? Evet, yazdım mı? 7. 8. Onu da benden olsun. 8. Ulan en medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Gültiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arasını okuma, halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? Ha, bu saatten sonra gidip adım mı değiştirecek? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik, her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar Splinter'ı küstürdüğü zaman Donatello'yu, Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok yok. Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım canım. Bu ekibe bir beyin lazım da. Değil mi? Crank. Tipin de benziyor zaten. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim, adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf, sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? Bozuk para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşer? Neydi o? Sıçtın oğlum, zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım olduk. Arkadaş benim kapasitem bir çay. İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlı. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnandıramıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ali abi ben çok gerildim ya. Ya başaramazsak, ya başarısız addedilip toplumdaki saygın pozisyonumuzu kaybedersek? Senin toplumda bizim bilmediğimiz bir saygınlığı mı var lan sahne oğlum? Değil lan. Niye ya? Yok mu? Saygıdeğer değil miyim ben? Sen saygıdeğer değilsin oğlum. Sempatiksin. Sempatiksin. Hayatta da kaybedecek hiçbir şeyin yok olsan. Sempatiksin sen. Sempatik, sempatik. Benim durumum ne olacak şimdi? Benim gibi bir kötülük abidesi neden Tahsin'e yardım ediyormuş? Şerif insanlara yardım ediyor dedirtmem ben kendime. Ya Şerif abi senin durumun başka ya. Sen yardım etmiş olmayacaksın ki. Sen onların kaybetmesine vesile olacaksın. Onlar şimdi kazanmanın hayaliyle ne yapıyorlar? Yanıyorlar. İşte sen onların hayallerini parça pinçik edeceksin. Gene bir hayınlık, bir itlik var ama bu defa kopukluk yok. Aramızdaki bağdan bahsediyorum gençle. Şimdi konuşmaya başladın bebek. Ne yapacağız şimdi? Önce hazırlık yapacağız. Bana istihbarat lazım. Bu adam kimdir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten bahsedildiği gibi gül müdür? Tiken mi? Abi sözünü kesiyorum ama. Önce takım liderini seçmeyecek miyiz? Takımı ben kurdum ya oğlum. Oldu. Takımı kuran mı yönetiyor abi? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Bunu herkes bilir ki bir takımı teknik direktör yönetse de o takımı kuran bütün futboldan anlamayan yöneticiler ve paralarıdır. Sen kimi yiyorsun Ali abi? Sempatik de bir şeylerin farkında yani. Ne yapalım yani Oğuzhan? Hayatımızın en büyük meydan okumasına sen mi önderlik edeceksin? Sen mi taşıyacaksın bizi başarıya? Babamla aramı sen mi yapacaksın? Ali Gültiken'i sen mi vuracaksın? Sempatik! Tövbe abi bak benden komutan falan olmaz abi. Ben kalifiye erim, yığınım ben. Kalabalığın içindeki yalnızım. Patlamış mısırın altında kalan tuzum. Kavanozda o uzanılmayan küçücük turşucuk parçacığı var ya. İşte o benim abi. İri kemik sağlam konuştun. Bırak bitirsin lafını. Heh bu normal bir yarış değil abi. Biz en zayıf takımız. Biz gerçek kötüleriz. Anormal bir yarışta da normallikten medet umamayız. Bu yüzden benim takım lideri adayım Şerif abi. Hırsa bak. Ben beceremez miyim yani? Yanlış anlama ama saygıdeğer abi. Bugüne kadar neyi becerebilmişsin ki bunu becerebilesin derler adama. Lan! Gelelim şu kaptanlık meselesine.
Benim öyle kaptanlık maptanlık gibi işlerde gözüm yoktur kesinlikle. Ama madem ki halkımız teveccühünü göstermiş, milli iradeye saygı göstermek lazım, değil mi? Takılı lan peçime. Neyse, rengimizi gördüğümüz yıldı. Hadi bakalım oradan. Anne! Altı üstü telefonla konuşacaksın. Ne diye hazırlanıyor? Başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolümü hazırladım. Vallahi Kim Kardashian gibi olmuşsun ha. Triplere bak ya. Çalıyor. Alo. Ben köyden yeni kaçtım. İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliğiyle değil, dişiliğiyle öne çıkan bir genç kızım. 3 gündür sokaklardayım. Biraz da Feyyaz Uçar'ın evinde kalayım dedim. Tabii, her şey karşılıklı. Feyyaz evde yok hanımefendi. Ben eşeyim, buyurun. Kadın zırlıyor, anladı kocasını elinden alacağımı. O zaman kopart kafasını. Bence çok iyi gidiyorum, çok. Alo. Feyyaz 10 gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hastanede diyor Feyyaz diyor. Feyyaz hastanesi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyleyin, biz gelmeden ölmesin kalk, sakın ha. Kız kalk. Ne? Kız ver şunu. Sakın ölmesin, geliyoruz. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi, bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler, evet. Elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faulde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pis aldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bicacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş, düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. 5 lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak, bu 89'da Metin'in çektirdiği EKG'si abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakayım. Bu Metin'in ciğerleri mi lan bunlar? Vay anam vay. Evet beyler, Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim, üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet, sende ne var panteri yavrusu? Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve ispat için anın görüntüleri. Topun kırdığı camı bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin bizi evinin baş köşesinde ağırlayacak. Ben sana iddia ediyorum, istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? İlk önce bu olsun. Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, ofisine al. Emin misin kaptan? Senden bile dünyaya bir tane fazlayken zaten şu bizi soktun hale bak ya. 3 hürel gibi olduk. Konuşma lan. Plana uy. Ben takımımı her daim zinde ve bakımlı görmek isterim. Burada mıymış Ali Yurtiken? Yok. Biz niye geldik o zaman? Oğlum bir sufle getir. Günaha davet. Gayet başarılı bir reklam. Adam sufle almadan konuşmuyor ya. Anlat lan. Heh, abi şimdi bu Ali yok mu? Var. Heh, işte bu Ali'nin menajerinin ablasının, komşusunun, kuzeninin bir arkadaşı, bizim Şerif abinin bir arkadaşının torununun torunu çıktı. Diyor ya. Çalıştırsana saksıyı Ali abi. Bu Ali'nin menajerinin ablasının, komşusunun, kuzeni birazdan buraya yemeğe gelecekmiş. Bize ne oğlum? Orada ben devreye giriyorum Ali. Kuzeni baştan çıkarıyorum. Müsait bir zamanda da telefonundan telefonu alıyorum. Siz buna gerçekten inanıyorsunuz.
Allah rızası için kalkın gidelim şuradan. Ben size niye uyuyorum ya? Benim size uyan da aklıma sığınayım. Oğuzhan kalk. Ya Ali abi söz verdin ya. Otur. O ne derse o. Kaptan o. Ya saçma sapan plan mı olur lan böyle? Ne demek yani? Yaşayan kanlı canlı nefes alıp veren birisini Şerif abi baştan çıkaracak. Ya öyle bir şey kazara bile olsa ilk ben karşı çıkarım. Tamam. Yürü bak değiliz. Çevreye zarar veriyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Ama oğlum insanoğlunun bir gururu, haysiyeti, izzeti, nefsi, onuru, hayası vardır ya. İnsanoğlu onca badere atlatmış, uzay çağına kadar gelinmiş. Bir dangozun Şerif abi tarafından baştan çıkarılabilmesi gerçeğiyle ben her şeyi mahvedemem. Şerif abi, bu yapıştırıcı cilt kanseri falan yapıyor mu abi? Burnum yanıyor. Hangi burnum? Ben ezber geldim. Akli melekelere gitti aklı. İyi misin abi? Evet. Abi az önce doğru dedin ya. Demek ki bu işi gene ben halledeceğim. Aha da danışma. Bizi hemen Feyyaz'ın uçak odasını göster kızım. Tabii hemen söyleyeyim. Pardon ama oradan burası otel resepsiyonuna falan mı benziyor ha? Siz kimsiniz siz? Hasta yakını falan mısınız? Yok değiliz. Hasta yakını olsak hasta yerip kendisinden öğrenirdik zaten. Biz tanışmaya geldik. Siz danışma değil misiniz? Danıştırın bizi Feyyaz'la. Veremem kardeşim, veremem. Boşuna bana öyle harf oyunlarıyla sempatik görmeye falan çalışmayın. Hadi bakalım boşaltın şu tezgahlarını. Hadi. Hala bakıyorlar ya, hadi. Belirtme yalnız öyle gözlerini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok. Tamam o zaman. Kadın bizi dövecekti. Anne dur. Daha ilk dakikadan patladık. Nasıl bulacağız Feyyaz'ı koskoca hastanede? Hep filmlerden görüp imrendiğim numarayı yapmak bugüne kısmetmiş. Bekleyin burada. Geliyorum. Affedersiniz beyefendi. Biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi. Bizler Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olduğunuz için sizden mi randevu talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistan değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. Evet. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem benimle duvar pası yapmış olacak değil mi? Çaka. Sarı Fırtına'nın asistanını kes sen ya. Sevdim ama bu da sarı lan. Koşun. Birader. Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum bir görek hayranıyız. Gelin ben. Şampiyon kim? Benim. Daha yüksek. Ben. Alemlerin kralı kim? Ben. Sen aslansın. Sen kaptansın. Sen yaparsın. Oğuz Han'sın sen. Ben. Oğuz Han'ım lan benim ne işim olur baştan çıkartmayla? Ben kimseyi yoldan bile çıkaramam ki. Ali abi neden durdurmuyorsun bu rezilliği? Hani size emanettim. Neden durdurmuyorsun beni? Siz dediniz ya oğlum. Kaptanla beraber yaptın ya planı katip. Olsun. Ben eşit bile sayılmam ki abi. Akil vali bir insan değilim ben. Bakacaksınız bana, koruyacaksınız beni ya. O zaman biz gidelim. Olmaz. Yantemimden şüphe edenin peşinden gitmem ben. Denemeliyiz Ali. Bende lider ruhu var. Parlak fikirlerim var benim. Saksı değilim ben, saksı değilim. Sizin ipinizle kuyuya girenin sizin ben. Sanki matematik sınıfını zorla okul turnuvasına sokmuşlar da ilk maça da sözelcilerle çıkmış gibi ağlıyorsunuz ya lan. Takıma bak arkadaş ya. Tamam lan ben giderim. Neredeydi bu kız? Arka masada. Sarışın bir de. Aa! Nereden buldun bu doktor önlüğünü Hilmi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüm mü dayanamıyorum. Aa! Hemşire geliyor. Hilmi abi sorsana neredeymiş? Ay. Kızım bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Uçar'ın doktoruyum. Bilirsin doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? 4. kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok 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 gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen. İşine bak. Muhatap olma benimle. Gengin misin sen benim? Doktorum ben.
Seni yandan zor çektim. Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? Yalnız benim acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? Ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmem. Allah belanı versin be. Tövbe de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam tamam. Ben bir hastaya bakayım sonra konuşuruz. Abi bu adam anamıza bakmıyor. Abilir. Bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk koy teşhis. Ben nasıl bakayım abi? Abilir. Abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet ürologum ben. Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırını ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsun? Tamam tamam bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın değil mi? Tıp çok ileriydi. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deli bir kemik kalmış. Ölür. Siz bunu bir doktora gösterin. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın. Durun durun dalmayın. Siz bir ısının. Hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saat döver. Siz önden gidin ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun İlmi abim. Bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet sonuçta. Evet İlmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın. Oradan para kazanıyorum. Başla. Evet ya, ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu en iyisi, dışarı dövün. Kapının önünde falan. Doktorum ben. Çakma Nurgül Yeşilçay. Attırırım seni bu hastaneden. Ürolog, kazmıkçıyım ben. Yürü. Yapmayın arkadaşlar ya, yapmayın. Arkadaşım, üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan. 50 puan. 100 puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta 10 bin hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Topumuz. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. En son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. On beş bin bizim bonobonları hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin, yedisi de benim. Hadi bakalım. Seyirciler hazır mıyız? Evet.